Merhabalar, Ayşe Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tunus işi örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle 3 renk kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. 3,5 milimde tunus tığım var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Battaniye yapmak isteyen arkadaşlar telli tunus tığlarını kullanarak istediğiniz boyutta battaniyenizi yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Zincirimiz oldukça bol çekelim ki alt tarafı toparlanma yapmasın. Şöyle bol bol zincirler çekelim. Şöyle zincirimi çekip hazırladım. Hemen ilmeklerimi çıkarıyorum. Şöyle hemen ilk zincire batarak ilmeğimi çıkarıyorum. Bir sonrakine batarak tekrar ilmek çıkarıyoruz. Bir sonrakine batarak ilmeğimi çıkarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar zincir boyunca ilmeklerimizi çıkararak tamamlayalım. Çift sayı şeklinde arkadaşlar 2 2 2 diye şöyle ilmeklerimi çıkarıp hazırladım. Çift sayı şeklinde bırakıyoruz ilmeklerimizi. Hemen kapatmaya başlıyorum. Şöyle baştakini tek olarak kapattım. Bir sonrakine geçiyorum. Ha, ip markası soranlar arkadaşlar herhangi bir markanın bebe yününü kullanabilirsiniz. Ben bugün bebe yünüyle çalışacağım. Hemen şöyle baştakini ilmeğime uzattım. Bir miktar uzatıyoruz ki diğer fıstıkların boyunda olsun. Hemen şöyle ilk boşluktan batıyorum. Bir tane ilmek çıkardım. Tekrar başını alıyorum. Şöyle ikinciyi çıkarıyorum. Tekrar başını alıp üçüncüyü çıkarıyorum. 3 tane buraya dolup çıktık arkadaşlar. Şimdi hiç başını almadan buradan 1 2 atlıyorum. Yani şuradaki boşluğumu atlıyorum. Bir sonraki boşluktan batıyorum. Boşluktan batıyorum. 1 2 3. Başını aldıklarımızla beraber arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane oluyor. Hemen şöyle bu boşluğu atlıyorum. Bir sonraki boşluktan batıyorum. 1 2 3 Şöyle sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Hemen sıra sonundaki son ilmeğin önüne de hemen fıstığımı yapıyorum. Son fıstığımı yaptım. Hemen buradaki son kenar ilmeğimizi de alıyorum. Şöyle tek olarak ördüm. Şimdi buradaki kenar ilmeğimizi tek örüyorum. Buradaki 5 tane ilmeğimi beraber kapattım. Bir zincir çekip sabitledim. Tekrar bir sonrakini kapatıyorum 5 taneyi. Bir tane zincir çekip sabitliyorum. Tekrar bir sonrakini kapatıyoruz. Bir zincir çekip sabitliyorum. Ve sona geldim arkadaşlar. Son ilmeğimi kapattım. Bir zincir çekip tekrar bir sonrakini kapatıyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle son ikiyi geri alıyorum. Son iki ilmeğimi renkli olarak kapatacağım. Şimdi sarı ipimizi alıyoruz. Hemen şöyle sarı ipimi aldım. Bu son sarı ile kapatıyorum son iki ilmeğimi. Hemen şöyle isterseniz bunları ikisini birbirine bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sağlam olur. 1-2 tane zincir çektim. Başına doladım. Hemen şöyle bir sonraki şu aradaki bir tane çektiğimiz zincirlerimiz vardı. Hemen zincirlerime batıyorum. Şu ipimi kenarda bırakıyorum ve sarıyı yürüteceğim ki saklansın. Hemen şöyle başına aldım. Kenar olduğu için şöyle 1-2-3. Bir sonrakine geçiyorum. Hemen 1 2 3
Bir sonrakine geçiyoruz. 1 2 Şöyle arkadaşlar, son bölüme geldim. Şimdi burada altta 10 tane fıstık yapmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Üstte ikinci sırada 9 tane fıstığımız olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir sonraki sırada da yine alt sıradaki gibi 10 tane olacak arkadaşlar. Modelimizin gidişatı o şekilde olacak. Şimdi şöyle sondaki ilmeğime batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. 1 2 3 3 tane zincir çektim. 3 tane zincirden sonra hemen şöyle bunların hepsini beraber kapatıyorum kenar ilmeklerimizi. Bir zincir çekip tekrar bir sonrakini kapatıyoruz. Beyaz ipimi aldım, hemen içinden geçiriyorum, şöyle iyice sıkıladım, zincirimi çekiyorum. 1 2 tane zincir çektim, hemen sarı ipimi bırakıyorum, bu beyazı da burada yürütelim. Hemen şöyle ilk baştaki arkadaşlar boşluktan batıyorum. 1 2 3 3 tane dolgumu yaptım, hemen bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 9. ve 10. buradaki zincire yapıyorum. 1 2 3 Zincirden sonra arkadaşlar buraya yaptıktan sonra şöyle yine sayalım fıstıklarımızı. Birinci sırayla aynı olması gerekiyor fıstıklarımızın. Şimdi burada 10 tane vardı. Burada 9 tane. Burada yine 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen buradaki zincire batıyorum. Kenar ilmeğimizi de çıkarmayı unutmuyoruz. Fıstıklarımızı yaptıktan sonra kenar ilmeğimizi de çıkardık. Bir sırada 10, bir sırada 9. Bu sırada 10 oldu. Bir sonraki sırada yine 9 olacak arkadaşlar. Şöyle yine hepsini beraber kapatıyorum. Bir zincir, hepsini kapat. Hemen bunu bırakıyorum ve gri ipimi alıyorum. İkisini beraber gri ile kapattım ve tamamladım. Şimdi buraya yine 1-2 tane zincir çektim. Hemen şuradan başlıyoruz. Şimdi bu fıstığımı atlıyorum. İlk boşluktan başlamıyorum. O yüzden burada bir tane eksik oluyor. Hemen buradan başlıyoruz yapmaya. Biz şu anda ikinci sıramızı yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bir sırada fazla bir sırada eksik yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Ben şöyle büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bundan çok güzel lif yapabilirsiniz arkadaşlar. Lif iplerini kullanarak. Bundan böyle benim gibi bebe yünlerini kullanarak çok güzel battaniye yapabilirsiniz. Hem de yapımı çok kolay, şöyle 2 günde bitebilecek bir battaniye. Bundan çok güzel yelek yapabilirsiniz. Bebek yeleği. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu. Bugün de beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.